Anne, çikolata istemiyorum, bebek istemiyorum ama okula gitmek istiyorum. Herkes gidiyor anne, bütün çocuklar gidiyor. Sen para kazanana kadar önlüksüz gitsem anne. Defterimi poşete koyuveririm, ne olacak ki? Öyle değil mi? Ne olur anne, ne olur. Tamam kızım. Tamam Ayşe. Yarın okula gider konuşuruz. Tamam mı ya? Tamam Ayşe. Geldin Esma. Hoş bulduk. Sarmayla çorba. Yeni yaptım da tadarsınız dedim. Ay niye zahmet ettin Esma? Ne zahmeti? Gelsene içeri. Hı hı. Hadi gel. Nasılsın Maviş? İyiyim. Büyüdün artık sen. Koca kız oldun vallahi. Evet, okula gideceğim zaten. Ay hakikaten o kadar oldu mu bu küçük hanım? Oldu da Esma. Nasıl edeceğiz, ne yapacağız hiç bilmiyorum. Gönderemeyecek gibi misin? Öyle görünüyor. Nasıl yaparım Esma? Elde yok, avuçta yok. Tüh, hay Allah. Vallahi keşke... Allah razı olsun. Üzülme, ne yapalım? Bulmaya çalışayım istersen ama... Biliyorsun, benim akılsız. 5 kuruş para tuttuğu yok. Eline geçse de koklatmaz. Esma, zaten kursağımıza girenin yarısı senden geliyor. Daha fazla ne isteyebilirim ki senden? Sağ olasın. Tüh, üzüldüm şimdi bak. Üzülme. Yarın okula gidip bir konuşacağım. Belki bir süre idare eder. Sonrası da Allah kerim zaten. Çay içer misin? Hı hı. Tamam. Anne. Ha. Ben çok düşündüm. Çok mu düşündün? Neyi? Evet, çok düşündüm. Doktor olacağım. Doktor mu? Evet. Çünkü neden biliyor musun? Neden? Bembeyaz giyiyorlar onlar. Elbiseleri bembeyaz. Beyaz giydikleri için mi doktor olacaksın yani? Evet. O beyaz giysilerden 100 tane alacağım. Çok. Oo, 100 tane mi? Neden? Hiç çıkarmayacağım onları. Hep giyeceğim. Ya. Okula hani alırsak... Onu da hiç çıkarmayacağım. Yat artık hadi. Hadi bakalım. Allah rahatlık versin. Anne. Evet. Ya yarın okuldan bizi kovarlarsa? Olur mu kızım? Niye kovsunlar okuldan? O zaman yazmayı öğrenemem. Ya büyüyünce çok uzaklara gidersen? Sana nasıl mektup yazarım o zaman? Uyu artık hadi. Ayşe, yapma böyle. Yapacağım işte. Aman demedi ki amca sana. Okuyamazsın demedi ki. Öyle dedi, öyle dedi, öyle dedi. Sadece bir yolunu buluruz. Merak etme. Yavrum, niye ağlıyorsun sen? Ben okula gitmek istiyorum. Tamam, gideceksin tabii. Ben sana gidemezsin demedim ki. Bana ne? Önlüksüz olmaz dedim sadece. Bak annen... Annen alacak sana. Bulacak.
Ne yapalım kardeşim? Keşke... Yani alamam ki önlüksüz forması. Keşke elimizden bir şeyler gelse. Sağ olun. Sağ olun. Çok var. Çok bulamayan, alamayan var. Arada çocuklar kalıyor işte. Abi. Heh. Efendim. Abi ne bu dalgınlık böyle? Geldiğimi bile duymadın. Ne bileyim ya. Öyle işte. Çay getirdim sana. Sen oturmazdın dışarıda hiç. Oturdum işte. Cafer. Oğlun nasıl? Büyüdü mü? Oğlum mu? Ha evet. İyidir abi. Büyüyor işte. Okul ne zaman? 2 yılı vardı abi. Küçük daha. Büyük zenginlik biliyor musun? Nasıl abi? Çocuklar, bir aile, seni merak eden, yolunu bekleyen birileri, gece uyandığında soğuk duvarlarla senin arana perde olan bir insan nefesi. Abi nasıl konuşuyorsun sen böyle ya? Hayırdır? Öyle işte. Kıymetini bil bunun. Abi, sen böyle değildin. Nasıl yani? Ne bileyim. Bir kere oğlanı yanımda getirmiştim. Çok kızdın bana. Çocuk parkı mı lan burası filan dediydi. Eşeklik parayla mı? Demişizdir. Allah. Buyurun. Masa örtülerini alacaktım da abla. Yıkandı mı? Aa, hazır hazır. Bir iki dakika bekleyin. Hemen sarıp getireyim. Buyur abla. Sağ olasın. Taşıyabilir misin? Yıkananları mı? Taşırım tabii. Kaç yaşındasın sen? 7. Maşallah. Yardım ediyor musun annene? Evet ama şimdi değil. Resim yapıyordum ben. Ya ne resmi görebilir miyim? Bak. Sevdin mi? Evet çok güzel. Senin olsun o zaman ama... Ama? Onu gittiğin yere as tamam mı? Tamam. Buyurun. İşte örtüler. Eline sağlık abla. Hadi eyvallah. Kim yaptı bunu? Ha? Sen miydin abi? Ne anlama geliyor bunlar? Anlam mı? Ne bileyim, ufaklığın biri yapmış. Bana da götür as dedi. Ben de hani asıyorum işte. As mı dedi? Evet. Ne oldu abi? Hiç. Defter, kitap, okul, bir de beyaz önlük. Sanki doktor önlüğü gibi. Kim bunu yapan? Bizim masa örtülerini yıkayan kadının kızı. Ufak, 6-7 yaşında daha. Nasıl peki? Ne abi? Ne nasıldı? Yani evleri, hali vakti, durumları nasıldı? Çok dikkat etmedim ama abi, kötüydü be. Vallahi kötüydü. Ben her öğün ekmek bulabildiklerini sanmıyorum yani. Anla işte.
Ayşe. Üzülme yavrum. Bak bebeğinle oyna istersen. İstemiyorum. Sonra gidersin. Biraz geç olur belki ama... Ama... Şey kardeş, ben Kemal. Ama şimdi ne anlatmaya ne de kendimi tanıtmaya vakit var. Şunları alın. Ama... Al al. İçinde önlük, pabuç, hırka filan var. Defter, kalem, ne lazımsa işte. Ama... Çocuğu bir an önce okula yetiştir kardeş. Sonra yine konuşuruz. Teşekkür ederim. Kahveci Kemal derler. Bulursunuz sonra. Kim gelmiş? Küçük hanım gelmiş. Nasıl geçti dersler? Oyun oynadık. Oyun mu? Ben de geleyim o zaman ya. Size minnettarız. Çok zahmet verdik. Allah razı olsun. Yok be kardeşim. Bugüne kadar uyuduğumuz kabahat zaten. Ne önemi var? Pek güzel olmuşsun ufaklık. Oo. Kızımın okul masrafı bize ait bundan sonra. Allah ömür verirse onu sonuna kadar okutacağız inşallah. Sağ olun. Biz... Peki ben büyüyünce ne olacağım biliyor musun? Ne mi? Evet, bilirsen sana şekerlerimi veririm. Bunda bilmeyecek ne var? Doktor tabii. Bildin. Anne bak bildi. Doktor tabii. Doktor olacaksın. Doktor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.